ihtiyaç olmadan avlanmak caiz midir? Hayvanları kısırlaştırmak caiz midir? Oğlak ve kuzu kesmek günah mıdır? Evde hangi hayvanlar beslenir? Hayvanlara sahip çıkmanın mükafatı var mıdır? Sahipsiz hayvanların barınaklara toplanması günah mıdır? Hayvanların verdiği zarardan kim sorumludur? Ölü hayvan toprağa mı gömülür? Hayvanları dövüştürmek caiz midir? Bu soruların cevapları az sonra Profesör Doktor Mustafa Karataş'la Muhabbet Kapısı'nda. Allah'ın rahmeti, bereketi, esenliği üzerinize olsun sevgili izleyiciler. Yine bir Muhabbet Kapısı'nda, Kanal 7 ekranlarında pazar sabahı sizlerle birlikteyiz. Gününüz bereketli olsun. Sağlık, afiyet diliyorum. Her türlü işlerinize kolaylık diliyorum. Evlerinizde huzur olsun. Kalbiniz nurla dolsun inşallah. Bu pazarda yine hediyelerimiz devam ediyor. Önce onları takdim edelim. Yasin ve diğer surelerin olduğu sesli, dokunduğunuz zaman okunan bir kitap. Ve yine Kur'an-ı Kerim hakikaten her eve lazım. Böyle bu baskılardan. Seccadelerimiz var, başörtüler var ve kuka tesbihler var. Şifreleri bilen kardeşlerimize bu hediyelerden birer tane göndereceğiz. İnşallah takip ederseniz yayını, şifreleri de çözmüş olacaksınız. Evet, pazar gününün ilk telefonuyla başlayalım. Selamun aleyküm, hayırlı sabahlar. Alo. Alo. Kahramanmaraş'a selam olsun. Buyurun efendim. Hayırlı sabahlar. Hayırlı sabahlar hocam. Buyurun, dinliyorum, sorunuzu alalım. Hocam, benim size iki sorum olacaktı. Evet. Ben kanser hastasıyım. Allah şifa versin. Rabbim sevdiklerinize bağışlasın sizi. Hocam, bana eşim bu konuda hiç destek vermedi. Ben şimdi 6 sene sonra tekrardan yakalandım. İkinci defa. Allah Allah. İkinci defa tekrar mı oluyor böyle? Evet hocam, 6 sene tekrardan sonra nüksetti şu an. Çok geçmiş olsun. Eşiniz size destek vermiyor. Evet hocam. Peki, sağ olun. 2 aydan beri tekrardan kemer... Kim ilgileniyor sizinle? Ya şu an bana 65 yaşında annem bakıyor hocam. Evet. İlk defasında hatta beni terk etti. Kemoterapinin sonuna doğru hocam. Hı hı. Tekrar geri döndü. Bana sürekli işte göz kanseriydim ben ilk yakalandığımda. Sen eksik kadınsın. Ben işte eksik kadın, yarım kadın kabul etmiyorum. Defol. Defol mu diyor? Evet, böyle sürekli evden kovuyordu o zamanlar. Hı hı. Evet hocam, yani ben yarım kadın, bunu bütün komşularım, apartman hani demin o kadar bağırıyor ki bütün komşularım da duyuyor. O yani bütün apartman. Ben de dedim ki ya bu bana Allah'ın verdiği bir şey. Ben bilerek dedim, isteyerek mi kendi bir organımı aldırdım dedim. Bu ne diyor yani, ben bir daha mı evleneceğim diyor. Ya evlenim demiyor. Yani ben eksik kadın istemiyorum. Yarım kadın, çünkü hizmet şey yapıyor. Aksıyor hocam. İşte kemoterapi alınca kalkamıyorum falan. Hı hı. Tabii göğsüm de alındığı için bunu da sorun yapıyor. Evet. Dedim ben, dedim Allah verdi bana. Ben bunu ne yapabilirim dedim. Kendisinin, gözümle mi aldırdım ben bu organımı dedim. Kendisinin başına bir kaza gelseydi, Allah korusun, ayaklarını kaybetseydi, gözünü kaybetseydi, sen onu terk etseydin ne derdi? Zor zamanda dost belli olur derdi, değil mi? Şimdi bakman lazım. Aynen, ben de öyle dedim hocam. Sen bir organını bir iste dediğiniz gibi dedim ben. Maalesef yanlış yapmış. Yanında mı şu anda? Şu an yanımda değil hocam. Biz kendi evde kalıyoruz. Ben annem bakıyor. Ben tekrar 2 aydır kemoterapi alıyorum. Hmm. Ama bir ayrılık, boşanma falan olmadı. Yok hocam, öyle tamam. Bir şey yok ama sürekli işte hakaret, küfür. Aslında sen onun için bulunmaz bir fırsat olmuşsun. Neden? Çünkü nikah kıydığınızda siz bir yastıkta kocamak üzere, ölünceye kadar aynı evde kalmak üzere evlendiniz, değil mi? Şimdi başına da bir iş gelince hayat arkadaşına o evet. Ne kadar çok ihtimam gösterir, hizmet ederse o kadar çok sevap alacak. Bunu kaçırıyor.
Bunu kaçırıyor, gözlüğü hep başka yerde, gönlü başka yerde maalesef. Evet, dedim, ben de dedim. Maalesef. Şimdi bu bugün bu konuya da gireceğim. Hayvan hakları konumuzu işleyeceğiz bugün inşallah. Hayvanlara da insanlara da merhamet olmalıyız. Şimdi bazıları bu uygunsuz bir takım haberlerden dolayı işte bu tarikatlar kapatılsın, işte çocuklar küçük yaşta evlendiriliyor falan gibi iftiraya varan bazı şeyler de söylüyorlar. Gerçekle doğrularla yanlışları birbirlerine saplasamanı birbirlerine karıştırıyorlar. Mesela benim de gerçekten bazı fikirlerine katılmadığım ama çok da hizmetine şahit olduğumuz güzel bir insan Mahmut Efendi'den bir söz duydum ben şimdi. Geçenlerde bir arkadaşla sohbet ederken onun iyi bir talebesi bu konuda şöyle söylemiş, bak tam sizinle ilgili, diyor ki kendi talebelerine, evlendiğiniz kadın eğer bir parmağını bile oynatabiliyorsa onun üzerine başka bir kadınla evlenirseniz hakkımı helal etmem. Şimdi ölçüye bak, ne kadar güzel bir ölçü değil mi? Senin eşin bu ya. O bir parmağını bile oynatabiliyorsa sen ona hizmet edeceksin. O senin aynen eşin. Hocam. Böyle işte benim kadın şöyleydi, kiloluydu, obesteydi, şunlar güzeldi, ben onlarla evleneyim, bu gitsin defolsun. Böyle bir şey düşünüyorsa o insan Allah ıslah etsin deriz. Cenab-ı Hak kalbine yumuşaklık verse şeytana uydurtmasın inşallah. Siz de güzellikle, kötülükle bir şey olmaz. Güzellikle inşallah davranın. Evet hocam. Konuşarak inşallah o da bir gün de olmaz, hocam, bir gün olur anlar. Ben böyle hocam kendisine de beddua verdim. Çünkü dayak olay yok ama hocam sürekli diliyle eziyet ediyor. Doğru, o da şiddettir maalesef. Beddua etme kardeşim. Allah her şeye kadirdir. Yani dedim, yani Allah'ım dedim, yani hocam o kadar artık küfürler havada uçuşuyor ki. Ben dedim Rabbim bana verdi, tedavisini de verdi, çok şükür dedim. Sana da versin, 6 ay sürdürmesin dedim hocam. O kadar... Geçen yine bu nüksetmesinden önce, yani yeni bir olayda bile annemin yanında bana diyor ki, anneme bile saygısı yok, benim evimde ölme, git anayın kapısında öl diyor. Neyse, büyükler de araya girsin, düzelir inşallah. Rabbim şifa versin. Başka soru var mı? Evet hocam, bir de şunu soracağım hocam. Evet. Ben hocam çok yalan söylüyorum eşime karşı, dışarıya karşı değil, o konuda çok hassasımdır. Çünkü hocam doğruyu söylesem agresif biri ve alkol de alıyor. Gidiyor yani, zarar verir insanlara diye, hani huzur bozulmasın, başı belaya girmesin, kimse zarar görmesin diye. Hı hı. Hani yalan söylüyorum. Orada canına zarar geliyor, şiddet uyguluyorsa. İşte annesine bile mesela gidip alkollüyken saldırabilir. Tamam, hani bunları... anladım. Onu engellemek için orada olur. Evet, çünkü orada bir... ben bundan da vicdanen çok rahatsız oluyorum. Hani Allah'a orada... diyorum, Rabbim benim kalbimi, niyetimi biliyorsun diyorum. Bu yalanımın günahı var mı hocam? Mecbur kalıyorsun orada. O artık sen, evet, zaruret olduğu için ikrah diye bir şey var dinimizde. Yani birisi sizi bunu yapmazsan... Evet. Seni öldüreceğim diyor. Bunu yapmazsan seni döveceğim diyor. Bunu aynen yapmazsan hocam, sana şunları yapacağım diyor ve seni zorluyor. Bunun karşısında kendini veya bir başkasını korumak için, evet, orada ona hedef şaşırtmak için başka şeyler, aynen, söyleyebilirsin. Aynen. Yoksa çevreme karşı, aileme karşı çok doğrulayımdır, çok açık sözlüyümdür. Hani hiç anladım, sevmem. Anladım. Ama mecbur kalıyorum. Benim onun şerrinden korunmak istiyorsun. Evet. Mesela sarhoş olan bir insan... Sarhoş olan bir insan tabii her türlü lanetli işleri yapabilir. Allah korusun. Geçmiş olsun. Rabbim şifa versin. Atlatırsın, evet, inşallah. Kocana hocam, da, yani kocana bu da inşallah. Günahı yok değil mi hocam, bu söylediğim yalanı? Mecbur kaldığında olmaz. Kocana da inşallah Allah kalbine yumuşaklık, sana karşı sevgi versin kardeşim. Allah'a emanet olun. Sağ olun. Sağ olun hocam. Allah razı olsun. Duanızı da eksik etmeyin, amin, hocam. İnşallah tekrardan atlatırım. İnşallah. İnşallah. En kısa zamanda atlatırsın. Diğer telefonumuz varmış. Selamun aleyküm. Hayırlı sabahlar. Hayırlı pazarlar. Buyurun. Selam. Hayırlı sabahlar. Hayır, ben isim vermeyeyim. Yozgat'tan mı arıyoruz dedim. Evet. Yozgat'tan arıyorum. Buyurun. Benim eşim bir arkadaşımın kızı diyeyim getirdi. Bundan 10 sene evvelisi. 15 gün benim evimde koydu. Ben rahatsız oldum, onu gönderdim. Arkadaşımın dedi, kızı dedi üniversiteye gelmiş dedi.
Ondan sonra dedi el tutacak dedi. Onu aldı götürdü. Oradan aldık ki oradan onu bıraktıktan sonra bir pis kadına alışmış. Bu ortada sokakta gezen bir kadına alışmış. Affedersin. Evet. Eve ne para verdi, ne pul verdi, ne bir şey verdi. Borçluyum dedi. Ondan evden paraları aldı gitti. Hiç bize bakmadı. Ondan sonra biz duyduk bunu. Duyduktan sonra haliyle huzursuzluk çıktı evde. Evet. Ondan sonra gel dedi gideceğim dedi. Gel diyor dedi gideceğim dedi. Ben de dedim ki gidersen uğurlar olsun dedim. Kapıyı açtım bıraktı gitti bu. Benim 3 tane evladım vardı. Var. Evet. Ondan sonra bunlara bize ne baktı, ne etti, ne para verdi, ne pul verdi. Hiçbir şey vermedi. Çocuklarımın rızkını götürdü. O pis kadının 4-5 tane çocuğuna yedirdi. Ondan sonra dedim de hocam buradan bırakmış Liyan'la gittiyse gitmiş. Benim oğlum aramış. Aradıktan sonra da demiş ki sen demiş 20 yaşında evlendin demiş. Ben 30 yaşına geldim demiş. Biz demiş evlenme hakkımız yok mu demiş. Siz beni ilahader etmezsiniz demiş hocam. Hı hı. Neyse öyleliğine kaldı. Biz ondan sonra bir evimiz vardı. Evi inşaat kodu gitti. Biz kendimiz iki oğlan bir anne çalıştık yaptık. Kapıyı vereceğim deyin oynattı bizi şimdi de vermiyor hocam bu nasıl olacak benim hakkım nerede kalacak bana ne varsa ne hiçbir şey vermiyordu. Onun üzerineydi ev siz orayı yeniden evet, yaptınız. Evet tapu onun üstündeydi ama bu evlerde hiçbir hakkı yok ben el işi yaparak arsa aldıydım. Peki resmen ayrıldınız mı? Ayrıldık evet. Ayrılırken bu evin hissesini almadın mı yarısını senin eşleri arasında paylaş. Vereceğim diye aldattı bizi vermedi. Hayır, onun vermesi değil devlet sana verir. Mallar ortak şimdi. Evet bu çocuklarımın hakkı ne olacak bu çocuklarımın benim hakkım ne olacak hocam? Çocuklarının hakkından önce siz eşler olarak kanunen evet. Ayrılırken bir avukatınız yok muydu sizin? Vardı. O demedim bu evin yarısı bizim. Avukat bizi boşamış. Bir de hocam şunu söyleyeceğim. Geçtikten sonra da benim karım evi terk etti diye bana iftira sürmüş. Yani onu yapan adam her şeyi yapar. Malını kendi evet. kurtarmak evet. için iftira atmış. Evet. Bir defa nefis dediğimiz bu düşmanımız var ya içimizde. Evet. Dünyanın yapamayacağı onun, kötülüğü o yaptırıyor. Onun 5 tane çocuğuna bakıyor. Bize hiç bakmadı hocam. Evlenen bir insan hanımının bakımına, barınmasına, yemesine, içmesine, ihtiyaçlarına, harçlığına, çocukların bakımına bunlara mutlaka sahip olması lazım, ilgilenmesi lazım. İlgilenmese günaha girer, haram işlemiş olur ve devlet de bunu yapmazsa ayırır ve çocuğuna, eşine belli bir süre nafaka verir. Eğer çocuklar küçükse eşine nafaka verir. Ama şimdi yok, bir de küçükler, büyümüşler Allah'tan onlar sana yardım ediyor. Açıkta kalmamışsınız. Ama bence İnşallah. Bence sizin hakkınız var. Siz dava edin. O evlerden, arsalardan ne alabiliyorsanız alın. Çünkü o cimri bir insan sizi ihmal etmiş. Hocam bir de ben çok intizar ediyorum hocam. Çok beni yaktı. Yani bela, musibet okuyabiliriz ama en son şey hani dayanamıyoruz her türlü pisliği yapıyorsa evet. o da bir hakkımız. Onu da Allah'a havale ederiz. Ya Rabbi sen de şunu bunu böyle yap deriz. Niye? Gidip adama boğazını sıkmıyoruz ya ancak Allah'a dua ediyoruz. Allah bildiği aynen, gibi yapsın. Aynen hocam aynen. Onu yapabiliriz. Bize zulmeden insana onu yapabiliriz. Rabbim kolaylık versin. Sağlık afiyet tamam. diliyorum. İnşallah tamam. bir avukat tutun da mağdur olmayın. Orada kaybetmişsiniz tamam, inşallah. Tamam oldu sağ ol teşekkür ederim. Evet. Şimdi bir haber hazırsa arkadaşlar şu son günlerde özellikle hayvanlarla ilgili çok gerçekten insanın kanını donduran haberler izlemeye başladık. Bir haberleri izleyelim sonra ben hayvanlarla ilgili konuşacağım inşallah. Kürek'te savunmasız köpeğe defalarca vurdular, acımasızca katlettiler. Vahşet Konya'dan sahipsiz hayvanların bulunduğu barınaktan yansıdı. Sosyal medyaya düşen görüntüler infiale neden oldu. Konya Büyükşehir Belediyesi jet hızıyla soruşturma başlattı. İlgili şube müdürü görevden uzaklaştırıldı. Olaya karışan kişilerin işine son verildi. Ayrıca savcılığa da suç duyurusunda bulunuldu.
Savcılık da hemen harekete geçti. Köpeğe eziyet eden iki kişi gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Evet, şöyle bir söz var. Bir kişi meramını karşı tarafa net olarak anlatamıyorsa konuyu anlamamış demektir. Meseleyi anlamamış demektir. O yüzden ben size bugün birkaç madde sayacağım. Bak, bu olayla ilgili belki bir elin parmaklara kadar madde sayacağım. Konuyu anlatmak için. Çünkü bizim toplumumuzda bir resme bakan herkes resmi tartışmak yerine birbiriyle tartışıyor. Bu son küçük yaşta işte evlendirilmiş evlendirilmemiş meselesinde de çocukla ilgili resmi tartışmıyor, olayı tartışmıyor, insanlar birbiriyle tartışıyor. O grup diyor ki böyle oldu, bu grup diyor ki böyle oldu, o grup diyor ki size haddinizi bildiririz, o öbür taraf diyor böyle. Bu saçma sapan bir şey bu. Akıllı insanlar böyle yapmazlar. Akıllı insan olayın üzerine tahlil yapar. Bir, buradaki olay bir cana kıymaktır ve vahşice işkence ederek bir hayvanı katletmektir. Birincisi bu. Buna her vicdan sahibi üzülür. Bunu yapan şuymuş, oymuş, oğlummuş, kızımmış, benim partidenmiş, benim belediyedenmiş. Böyle bir saçmalık olur mu? Hangi belediyede ne olursa olsun. Kan donduran bir şey bu. Sizin belediyeler böyle, bizim belediyeler böyle. Olaya böyle bakılmaz ki. Bu saçma sapan bir şey. Küçük yaşta çocuğunu evlendirmiş. Sizin cemaat böyle, bizim cemaat böyle, tarikatlar böyle, bilmem şu parti böyle. Böyle denmez. Resim var orada. Bu resim nedir? Bu resim günah mı değil mi? Yanlış mı, doğru mu? Bunun üzerine tartışılır. Aziz kardeşler, aklı olan böyle davranır. Ama birilerin piyonu olanlar sosyal medyada o her türlü küfürle, dolandırıcılıkla, oyunla, demagojiyle başka başka yerlere saptırır olayı. Bir, bu olay kan donduracak kadar bir cana kıymaktır, hayvanı katletmektir, haramdır. Bir insan, bırakın onu, kurbanını keserken bile, yani kurban bayramı geliyor, kurban kesiyoruz değil mi? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ne diyor? Hayvanınızı et yiyeceksin yani. Fakire fukaraya et dağıtacaksın. Orada bile gözünü bağlayacaksın. Okşayacaksın. Suyunu vereceksin. Seveceksin. Başkasını, başka hayvanların yanında onu bağırttırmayacaksın. Hayvana dokunmayacaksın. Dövmeyeceksin. Ve onu Bismillah, Allahu Ekber diye Allah adına insanlara yararlı olsun, faydası olsun, dağıtayım, sadakam olsun diye kesiyorsun ama diyor ki hayvanını incitme. Ehil kimse o kessin. Bıçağınız körse onu bileylesin, hayvana eziyet etmesin. Bunları Peygamber Efendimiz hayvanını rahatlatsın diyor. Böyle bir ümmetiz biz. Biz bir çiçeği bile koparırken korkan bir inanca sahibiz. Hani Sümbül Efendi hikayesi vardır. Hocası talebelerine der ki gidin çiçek koplayın gelin. Talebeler gider demet demet çiçekler getirirler. Bu Sümbül Efendi de Sümbül Sinan bir tane kopmuş kurumuş bir sümbül getirir. Hocası der ki Sinan sen beni sevmiyor musun? Benim emrimi dinlemiyor musun? Dediğimi anlamadın mı? Sen niye gidip de güzel çiçeklerden toplayıp getirmedin? Hocam hangisinin yanına gitseydim canı vardı. Allah'ı zikrediyordu. Bu solmuş, kopmuş. Bu zikirden uzaktı artık, zikretmiyordu. Ben onu ancak koparabildim. Diğerlerine koparmaya vicdanım el vermedi. Bu inançtan geliyor aziz kardeşim. Biz böyle bir vicdan sahibi bir milletiz. Biz yere düşmüş insana dokunmayız. Yere düştü dokunmaz. Bak köpek bile yere düştüğü zaman dokunmuyor ya kolay kolay. Hayvanlar korktuğu zaman saldırıyorlar ya da efendim aç kaldığı zaman bir onun alanına girdiğinde korkutursan o zaman saldırıyor. Onun dışında hayvan saldırmıyor kolay kolay.
Saldıranlar da var. Peki bu hayvanlı saldıranlar insanları korumayacak mıyız? Koruyacağız. Burada bir denge lazım. İki, burada bu işi yapan kimse, vesile olan kimse, sessiz olan kimse hepsine ceza verilmelidir. Üç, bir daha oradaki hayvanlar eziyet edilmeyecek şekilde, bakımı en güzel şekilde yapılacak şekilde korunmalıdır. Dört, hayvanları koruyacak yasalar eksikse tadil edilmelidir. Yeniden tasih edilmeli, düzenlenmelidir varsa. Beş, daha önce ömründe hayvanlara eziyet etmiş insanlar varsa, vicdanen rahatsızsa, onlar da hayvanlara hizmet etmelidir. Ecdadımız kediler için, köpekler için ciğerler dağıtılsın, yem dağıtılsın diye vakıflar kurmuştur. Yaralı değnekler için, kanadı kırık kuşlar için vakıf kurmuş bir millet nasıl olur da başına vura vura bir hayvanı öldürebilir? Allah bunun hesabını sorar. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bir köpeğe, susuz kalmış bir köpeğe, kuyuya inip papucuyla su veren, tekrar inip tekrar su veren bir kötü yola düşmüş bir kadının bu fiilinden dolayı Allah'ın onu affettiğini ve cennetine dahil ettiğini bize haber veriyor. Biz böyle bir inanca sahibiz. Dolayısıyla hayvanlara kıymayalım. Hayvanlara kıymayalım. Zarar vermenin günahı bir cana kıymaktır. Sadece insan can taşımıyor ki, onlar da can taşıyor. Hayvanlar da can taşıyor. Devam edelim sorularla. Anlatacağım konuları inşallah yer yer. Gönder. Sokak, evet. Selamun aleyküm, aleyküm hocam. Selam. Ben şunu öğrenmek istiyorum. Bir hoca kardeşimiz Kur'an-ı Kerim'in bütün olduğunu, Yasin suresini kitapçık olarak ayırdıklarından dolayı bunu ticari amaçla yaptıklarını söylüyorlar. Ne derece doğrudur öğrenmek istiyorum. Teşekkür ederim. Evet. Yasin ticari amaçla sağlanıyor. Burada göstereyim ben size. Şimdi burada sesli Yasin diyor. Sesli Yasin diyor. Çocukların ulaşabilmesi için, okuyabilmesi için, çocukların efendim ya da bilmeyenlerin daha çok istifade edebilmesi için, elinin altında hemen masasında rahat bulunabilmesi için, cüz cüz Kur'an-ı Kerim'in ayrılmasında, oradaki surelerin ayrı ayrı basılmasında hiçbir sakınca yok. Neden? Kolaylaştırıyor. Öğrenmeyi kolaylaştırıyor, okumayı kolaylaştırıyor. Burada bu Kur'an-ı Kerim denmiyor zaten. Fakat bu sesli Yasin, tabii burada biz bakıyoruz, inceliyoruz. Mahalleri verilmiş. Başka bir uyduruk, kaydırık bir şeyler yok. Burada faziletleri anlatılmış. Bu Yasin'le ilgili ya da dua kitaplarıyla ilgili dediğinizde bir hak payı var. Çünkü gerçekten ehil olmayan bazı yayın evleri ya da bazı kişiler kendilerine göre bir takım duaları derliyorlar ya da sureleri bir araya getiriyorlar. İçerisine de işte çok sırlı dualar diyor, esrarlı dualar diyor, efendim kenzül arş diyor, şöyle diyor, böyle diyor. Orada bir pazarlamaya girişiyor. İşte bu yanlıştır. Yani yayın evini iyi bileceksiniz. Uyduruk kaydırık şeyler söylüyorsa, bu duayı şu kadar okursan şöyle olur, bu kadar okursan böyle olur, şöyle uçarsın, böyle zengin olursun, hastalıklardan şöyle kurtulursun, altına yazmış ya, bil ki onların %99'u ticari amaçla yapılıyor. Para için yapılıyor. Onları almayın. Yani Kur'an-ı Kerim'i herkes kendisi öğrenecek şekilde, basılmışsa düzgün bir şekilde ve gerçekten manası, meali oraya güzelce konmuşsa, uyduruk kaydırık başka hurafeler yer almıyorsa, o kitaplar bölünmüş şekilde, sureler bu şekilde de hediye edilebilir veya satılabilir. Çünkü orada bir emek var, onun karşılığı, orada Yasin satılmıyor.
O kağıdı var, baskısı var, cildi var, çalışanları var. Onların emeği veriliyor orada. Diğer bir sorumuzu alalım. Şimdi ben 66 yaşındayım. Camilerimiz boş. Ben bu soruyu sormak istiyorum. Gençler, herkes zevk sefa peşinde. Anladınız mı? Ben de yani pek din konusunda tahsilim yok. Yapabildiğim kadar zikirimi yapıyorum. Yürüyüş yapıyorum. Tesbihimi çekiyorum. Bu konuda ne yapabiliriz? Bir şey daha yapabiliriz. Ne yapabiliriz mesela? Camiye giderken bir gençle konuşabiliriz. Namazını kılıyor musun evladım deriz. Allah'ın farzlarını biliyor musun evladım deriz. Hadi gel beraber seninle bir camiye gidelim. Bir huzurlu bir namaz kılalım. Bak tadını alınca bırakamayacaksın diyebiliriz. Sevgili abim, hepimizin vazifesi var. Sadece başkalarına yük yıkmak doğru değil. Elbette önce bu hocaların vazifesi, öğretmenlerin vazifesi, her annenin babanın vazifesi. Ama şunu bilin ki biz de çok şey yapabiliriz. Tanımıyor olabiliriz. Ama bir camiye giderken hediye dağıtabiliriz. Ne bileyim, cebimizden birer şeker veririz. Birer simit parçası verebilir. Bir başka şekilde onlara hediye verebiliriz. Ya da efendim bir nasihatta bulunabiliriz. Bunlar vazife. Dediğin doğru. Gençleri biz sadece dünyalık için yönlendirir, ahireti unutturur, camileri boş bırakırsak. Gelecek kimlerin üzerine olacak? Sıkıntı olur. Bir de camide gençlere, çocuklara tahammül etmeliyiz. Onların saçına bakarak, ne bileyim camide gülmesine bakarak, konuşmasına bakarak, çocukların gürültüsüne bakarak onları camiden kovarsak gelmez. Oyun var, eğlence var, gidecek bir sürü yer var. Camiyi cazip hale getirmemiz lazım. Sadece namaz kılınan yer değil, kitap okunan, sohbet edilen, bir takım ne bileyim yarışmalar düzenlenen, etkinliklerin olduğu bir külliye şeklinde camiyi ya da oradaki hocaların, cami hocalarının gece gündüz gençlerle uğraştığı bir cami düşünün. Onlara sohbet edip, hediyeler verip, gezdiriyor, seyahat ettiriyor, spor yaptırıyor, kültürel etkinliklerde bulunuyor. O zaman canlanır. Genç geldiği zaman ne bulacak senden? Hadi oraya git, buraya git, şuraya bakma, buraya bakma, geri geç bilmem ne dediğin zaman bir daha gelmez tabii. Önce bilgi, sonra da ilgi gerekiyor. Evet, telefonumuz hazırmış. Selamun aleyküm, hayırlı sabahlar. Tokat'tan bir kardeşimiz arıyor. Alo. Selamun aleyküm. Aleyküm selam hocam. Buyurun efendim. Nasılsınız, iyi misiniz hocam? Allah razı olsun. Sorunuzu alalım. Hocam şimdi Ümre Hac'a giderken bu hediyeleşme. Evet. Kimisine mesela bizim bu yörelerde kimisi bazı para veriyor, bilmem ne veriyor. Televizyon sesi sanıyorum açık. Televizyon sesini kısarsanız. Siz orada aynı değerinde karşılık bazen veriyoruz, bazen veremiyoruz. Burada bir mabanda kalıyoruz mu? Hacı abi, televizyon sesini bir sonuna kadar kısarsanız, siz beni duymuyorsunuz herhalde. Ben sizin tamam, bazı cümlelerinizi duydum. Tamam, kıstım efendim. Tamam. Şimdi umreye giderken, hacca giderken hediye alıyoruz dedin, öyle mi? Evet. Getirip parayla mı satıyorsun? Hayır, hayır. Hocam, bizi görmeye gelenler getiriyor. Biz onun karşılığında oradan hediye alıyoruz. Onlara buradan veya oradan hediye alıyoruz. Hediyeleşme. Anladım, güzel. Bunun ne sakıncası var? Siz giderken size atlet getiriyor, gömlek getiriyor, ne bileyim terlik getiriyor, güle güle gidin diyor, ihtiyaçlarını görüyor. Sen de ona gelirken hurma getiriyorsun, zemzem getiriyorsun, tesbih getiriyorsun, takke getiriyorsun, esans getiriyorsun, güzel koku getiriyorsun değil mi? Evet hocam, işte bir kimisi fazla bizim parada verirler, bizim buralarda para veriyor. Biz ona seçeneydi, ondan senin dediğin gibi hediyeleşme, oradan hediye hurma getiriyor, su getiriyor. Gayet güzel, gayet güzel. Tebrikleşmek de güzel. Umre'den gelmişsin, haçtan gelmişsin. Allah mübarek etsin. Akşam sana zemzem içmeye geliyoruz demek, uğurlamak, tekbirlerle, telbiyelerle onları uğurlamak. Bunlar güzel örflerdir. Gayet güzel. Anadolu'nun çeşitli yerlerinde de bunlar yapılır. Ben hatta bir Hollanda'da çıkan bir dergiye Türkiye'deki hanımların hacca giderken ve geldikten sonraki törelerini yazdım.
Hala o basılıyor, yayınlanıyor. Hollanda'da bana sürekli geliyor mesajları. Şimdi o önemli bir kültürdür. Bunu ibadetleri kültürle de bezemeliyiz, süslemeliyiz. Bir ibadet aynı zamanda bir toplumun örfü ve kültürü olmuşsa o artık bir daha terk edilemez. Mesela orucu kimse bize terk ettiremez. Kültür olmuş, ibadet kültür olmuş artık. Namazı, camiyi, ezanı kimse bize terk ettiremez. İbadet kültür olmuş. Hacca gidip gelirken ziyaretleşmeyi, hediye getirmeyi bize terk ettiremezler. İşte ne bileyim, yemek vermeyi vesaire. Bunlar güzel şeyler. Bunlar caizdir efendim. Hiçbir sakınca yok. Allah mübarek etsin, gidemeyenlere tekrar acilen gitmek, gidenlere de tekrar gitmek nasip olsun. Başka soru var mı? Teşekkür ederim. Yok hocam, sağ olun. Bunu bir aydınlatmak istedim. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Peki, diğer bir telefon. Selamünaleyküm. Hayırlı sabahlar. İzmir'e bu sefer de selam verdik. Hocam selamünaleyküm. Aleykümselam kardeşim. Buyurun. Hayırlı yayınlar. Allah hayırlı razı olsun. Teşekkür ediyorum. Buyurun. Hocam benim size bir sorum olacak. Bu da kafa karışıklığından dolayı affınıza sığınıyorum. Vakit namazında, sünnetlerde günün vaktini belirtmeden niyet edebilir miyiz? Yani şöyle, niyet ettim Allah razı olsun namaz kılmaya. Vakiti belirtmeden. Böyle bir niyet olur mu? Evet. İkinci bir sorum hocam. Vitir namazını hep niyet ettik, vitir namazını diye günün şeyini belirterek, akşam belirterek niyet ediyordum bugüne kadar. Fakat bir yerde kafam karıştı. Gece namazını diye niyet edilebilir mi? İsim belirtmeden. Peki. Şimdi şöyle. Nafile namazlar, biz hangi namazı kılıyorsak o namaz, kıldığımız namaz, ismini ister gece namazı de, ismini istersen efendim evvabin namazı de, teheccüd namazı de, hiç önemli değil. Ne vakte kılıyorsan nafile namazı, o vakte ait bir namazdır o namaz. Yani senin kılmak istediğin namaz odur. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bizim gibi böyle bir niyet yapmamıştır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı biz yatsıdan önce namaz kılarken görmüş sahabi, biz de onun için namaz kılıyoruz. Bu namaza biz ne namazı diyoruz? Yatsının farzından önce kılınan sünneti diyoruz. Onun ismini biz koyuyoruz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam evinde namazını kılıyor, sünneti. Geliyor, yatsı namazının farzı vaktinde de sadece imam olmaya kalbinden niyet geçiriyor ve namazı kıldırıyor. Biz namaz kılmaya ve hangi namaz olduğunu bilmemiz lazım. Yani kıldığım namaz akşam namazı, kalbimiz bilse yetiyor. Kıldığım namaz yatsı namazı, kalbimiz bilse yetiyor. Niyetin mahalli kalptir, tırnak içinde bu cümle esas olan budur. Niyetin mahalli, yani niyetin yeri kalptir. Dil sadece söylerse güzel olur. Ona da müstehap denir. Onun için sevgili kardeşim, ne niyetiyle kılarsanız o namaz o namazdır. Sizin ağzınızdan öğlenin ilk sünneti, bugünün sünneti çıkmasına da gerek yok. Çıkarsa o da güzel olur diyorlar. Vitir namazı içinde gece namazı dedin. Teheccüd gibi söyledin. Ama siz onun vitir olduğunu biliyorsunuz. O zaman o vitirdir. Hatta yatsı namazını efendim şöyle diyelim, akşam namazında gittiniz, akşam namazını kılacaksınız. O akşamın vaktinde siz yatsı diye gittiniz. Yatsı niyetiyle kıldınız. Baktınız ki akşammış. O akşam namazıdır. Sizin namazınız olmaz bu sefer. Çünkü siz yatsı diye gittiniz. Ya gönlünüzden geçene itibar edilir. Dilinizin söylediği değil. Yatsıyı kılıyorsunuz bu sefer. Diliniz dedi ki akşam namazına. Ama kalbiniz yatsı. Yatsıya geldim biliyorum. Niyet ettim akşam namazını kılmaya dedi dilim. Kalbe bakılır. Dilin söylemesi önemli değil. Sonradan akşam demiştim ben diye düşünüp tekrar etmeye gerek yok. Bilmem anlatabildim mi?
Eksik kaldıysa tamamlayalım. Anladım hocam. Hocam bir de sizin affınız sığınıp bir soru daha sormak istiyorum. Vaktiniz varsa. Buyurun. Hocam farz namazlarında ve öğle namazının sünnetinden sonraki iki rekatlarda sadece tehiyyatı okuyoruz. Fakat bazen oluyor ki başka diğer tehiyyattan salli barek dualarını da okuyorum. Bu durumlarda sehiv secdesi yapmak zorunlu mu değil mi hocam? Sehiv secdesi yapmak vaciptir. Sehiv secdesi gerekir. Söylediğiniz durumlarda sehiv secdesi gerekir. Ve namazın sonunda sehiv secdesi yapmalıyız. Sehiv secdesi yapmak da vaciptir. Yapması gereken yerde yapılması da vaciptir. Yapmazsanız unuttunuz, yapmadan gittiniz. Namaz tamamdır. Çünkü vacibin terkiyle namaz iptal olmaz. Sadece farzları terk etmişsek namaz kabul olmaz, iptal olur. Yeniden kılmamız gerekir. Sehiv secdesi anlattığınız konularda, yani ilk oturuşlarda, farzlarda veya müekket sünnetlerde, öğlenin sünneti gibi ettehiyyatı okuyup Allahu Ekber deyip üçüncü rekata kalkıp besmele ile başlamamız lazım. Ama biz oturduk ilk oturuşta, birinci oturuşta ettehiyyatı okuduk. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina Muhammed kema salliyeti. Eyvah, ben hani kalkacaktım dediniz, kalktınız. Burada bir cümlelik, manası tam olan bir cümle ilave ettiğiniz için kalkmayı geciktirdiğiniz sayılıyor. Bu geciktirmeden dolayı farz gecikirse sehiv secdesi gerekiyor. Yani bir özür. Özür dilemek gibi bir anlamı var sehiv secdesinin. O özrü dileyeceğiz. Özrü kasıtsız, unutarak terk edersek, tekrar o sehiv secdesi yapmasak, unutsak, namazı tekrar iade etmek, yeniden kılmak gerekmez. Allah'a emanet olun. Hocam çok teşekkür ederim. Sağ olun. Allah razı olsun. Sizlerden. Size de hayırlı günler efendim. Evet, WhatsApp sorularıyla devam ediyoruz. Merhaba. Aklı dengesi yerinde olmayan biri mesela kim sorumlu bunu yaptığı günahlardan? Akli dengesi yerinde olmayanın suç işlemiş olabilir. Günah işleyemez. Yani akli dengesi yerinde yok. Akılsız olanlara, mecnunlara, buluğa ermemişlere, sabilere, masumlara günah yazılmaz. Peki ama bir zarar vermiş, birinin taş atmış, penceresinin camını kırmış, birinin arabasını çizmiş. Bu deli, deli ama bana zarar verdi. Kim ödeyecek? Velisi ödeyecek. Yani anası, babası, kardeşi, kimse, oğlu, kızı, velisi kimse, ona kim bakıyorsa, bakmakla yükümlü olanlar, onlardan tazmin edilir. O sorumludur. Evet. Hocam, ilk çocuğumu köyde doğum yaptım. Kulağını ezen bağır, söylenmedi. Komşular da kulağını ezen olmayınca, ölünce adını bilmezmiş diyor. 30 yaşına yetti. Ben ne yapmam gerek? Peki. Peki. Şimdi bu bilmediğim için kulağına ezan okutturmadım. Ve 30 yaşına girdi. Buluğ çağına erinceye kadar ezan okuyabiliriz. Çocuğumuzu kulağına ezan okumak, sağ kulağına, sol kulağına kamet getirmek ve yüzüne karşı da İhlas suresini okumak, isim koyarken sünnettir. Bunları yapmadık biz. Ne zamana kadar yapabiliriz? Çocuk 11-12 yaşına gelinceye kadar yapabiliriz. Ondan sonra 20 yaşına, 30 yaşına gelen bir insana ya da ismini değiştirmiş mesela, gel senin kulağına ezan okuyayım denmez. Ona öyle bir şey gerekmiyor. Bundan sonra gerekmez. Artık o zaten kendisi ezanı duyuyor, kâmeti duyuyor. Onun namaz kılması için teşvik edeceksiniz artık. Kulağı gözü kendisinin kulağı şimdi ezanda olacak, namazda olacak. Sen okumadın ama onun kulağı artık ezanda olursa inşallah günahları affolunur. Diğer bir soru. Selamünaleyküm hocam. Benim size bir sorum olacak. Bütün ettiğimiz dualara melekler amin der mi? Elbette.
biz bir dua ettiğimiz zaman, hatta bırakın dua etmek için otursak bile, diyelim ki bir yere geldik, camiye gittik, camide namaz kılacağız fakat ezan okunmasına 10 dakika var. Oturduk camide, kitap okuyoruz ya da tesbihi aldık elimize, estağfirullah diyoruz. Aynı anda melekler Allahümme ağfirhu, Allahümme ağfirhu, Allahümme ağfirhu, Allahümme erhamhu. Melekler de bize dua ediyor. Allah'ım onu bağışla, Allah'ım onu bağışla, Allah'ım onu, ona rahmet eyle. Bir de Allah Resulü aleyhissalatü vesselam diyor ki bir Müslüman Fatiha'yı okuduğunda en sonunda gayril mağdubi aleyhim veladdallin dediğinde amin deyiniz. Şafiiler, diğer mezheptekiler dışından söylüyor. Hanefiler içinden söylüyoruz. Sizin amin dediğiniz o kelimeyle meleğin amin dediği kelime denk geldiğinde duanız reddolunmaz, kabul olur diyor. Yani bizim amin ile meleğin amin demesi birleştiğinde duamız kabul oluyor. Melekler de amin der. Evet, telefon hazır. Bu hayvan haklarından da devam edeceğim. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hayırlı sabahlar, hayırlı pazarlar. Kırıkkale. Evet, merhaba hocam. Merhaba. Hayırlı yayınlar. Sağ olun Derya Hanım, buyurun. Hocam ben şöyle bir sorum olacaktı size de. Ben 3 yıl önce evlendim. Evlenmeden önce de hocam 2 yıl boyunca çalıştım. Ve kazandığım paramı hep aileme harcadım. Anneme, babama, evime. Evet. Evleneceğim zaman da ailem evlenmemi hiç istemedi. Tam tersi hep bozmak için uğraştılar. Hep huzursuzluk oldu. Hep, yani çok gönülsüzlerdi. Yani ya şöyle belli... Derya Hanım. Evleneceğiz kişiyi mi istemediler? Hiç evlenmesin diye mi uğraştılar? Hiç evlenmesin diye uğraştılar. Niye? Hocam. Hani para kazanıyor, bizi geçindiriyor diye. Evet, mi? Evet hocam. Hmm. Yani kiminle evlendiğim önemli değil. Önemli, hani eşimi araştırmadılar bile. Anladım. Ne iş yapıyor, ne diye hiç sormadılar bile. Sizi para makinesi gördüler. Evet, yani ailemin hani böyle bir şeye ihtiyacı yok. Babamın hani evidir, arsalarıdır, her şey var ama işte hani kızın parası. Evet. Bunu biz harcayalım mantığındalardı. Evlendikten belli bir süre sonra benimle hiç konuşmadılar hocam. Hı hı. Sonra bir şekilde konuştuk, işte arada muhabbet oldu. O süre içerisinde de benden hep maddi talepte bulundular. Ben de hani dayanamadım falan. Vicdanım rahat etmedi. Bir şekilde falan hep verdim. Ailemin yanına gidip geldikçe de hep para harcadım. Sonra hamile olunca hocam, bebeğimin hani doğumum yaklaşınca benden yine para talep ettiler. Ben de veremedim masraflarımız olduğu için. O süreçte de ben vermeyince, hani veremeyince de bana küstüler, konuşmadılar. Hatta doğumuma gelmediler. Bebeğime beddua ettiler, eşime beddua ettiler. Bunların Allah hepsini Allah. Ben duydum. Sonra yine ben hani annedir, babadır vesaire diyerekten konuştuk bir şekilde, barıştık. Şu anda da ailemin olduğu şehre taşındım. Daha önce başka bir şehirdeydik. Yakın zamanda da hocam hep böyle şeyler oluyor. Maddi açıdan talepleri oluyor. Ben hani yakın zamanda da buraya taşınınca, ailemin yanına taşınınca anladım. Anneme dedim ki hep beni dedim ihtiyaç doğrultusunda arıyorsunuz dedim. Beni dedim evlat olarak görmüyorsunuz dedim. Hep para amaçlı dedim veya hep ihtiyacınız olduğunda arıyorsunuz. İhtiyacınız olmadığını hiç aramıyorsunuz dedim. Biz diyor ihtiyacımız olduğunda diyor, arayacağız sen de diyor geleceksin diyor. Evlatsın yapacaksın diyor hep bana annem. Yani böyle hocam hep başka kardeşiniz var. Başka kardeşiniz var mı? Var, ablam var, kardeşim var. Ablam da zaten ben ablamdan önce evlendim. Ben de 26 yaşındaydım hocam. Ben küçük de değildim. Evet. Okulum, üniversitemi bitirdim, işimi buldum. Yani okul bittikten sonra da 2 yıl boyunca çalıştım. Aileme hani yapmak istediklerimi de yaptım. Kendime yeri geldi yani bir lira bile harcamadım. Ailemi harcadım hep. Evet, şimdi ne yapmalıyım? Ne yapmalısın sevgili kardeşim? Evet. Yuvanı hocam, korumalısın. Eşimden de hocam çok memnunum. Bana her konuda destekçi, yardımcı. Yuvanı kalbimi kırmadı. Anlat. Yuvanı korumalısın. Anne babanın yuvanı yıkmasına müsaade etmemelisin. Yanlış yapıyorlar. Her şey para değil. Senin geleceğin, huzurun önemli.
Dolayısıyla buna müdahil olmaları, malına, canına senin kastediyorlar. Bundan dolayı mesafe koyabilirsin. Yani mesafe koydum hocam. Evet, haklı oldukları durumda onlara iyi davranırsın. Haksız oldukları durumda da benim yuvamı yıktırmam anneciğim, ona hakkın yok dersin. Mesafeni koyarsın kardeşim. Yanlış yapmışlar, Allah ıslah etsin. Siz eşinizle sağlam durun. İnsan, eşler, karı koca birbirlerine gerçekten destek verirlerse dünya gelse yıkamazlar onları. Önemli olan sizin birlikte güçlü olmanız yani. Güçlü olun. Ama ihtiyaçları halinde de yardım edin. Arayı da alakayı, ilgiyi kesmeyin. Yani hocam tek dertleri ben boşanayım, eve dönüyorum çocuğumla. Asla yazık. Paramı harcasınlar, onun yazık. Derdinde. Öyle bir hakları yok. Ana babanın öyle bir hakkı yok. Senin de hakkın var. Çocuğun da hakkı var, eşinin de hakkı var. Onun için Allah razı olsun hocam. Çok memnunum eşimden de hani. Tamam. Benden de selam söyle. Tebrik ederim. Allah razı olsun. Bak ne güzel. Tamam hocam. Birbirlerinin duasını alıyorlar. Memnun olduklarını ifade ediyorlar. Diğer bir telefonumuz. Selamünaleyküm. Buyurun. Hatay'a selam olsun. Hayırlı sabahlar. Alo. Hocam selamünaleyküm. Ve aleykümselam ve rahmetullah. Buyurun. İyi yayınlar. Allah razı olsun. Sağ ol hocam. Beni niye aradınız der gibi böyle pek konuşmak istemiyorsun herhalde. Konuşacağım hocam, sana bir sorum var. Dinliyoruz yani, siz aradığınız için biz sizi bağlıyoruz. Ya, hocam bu şeyle ilgili, mirasla ilgili soracağım. Babam sağ, 90 yaşlarında gibi. Evet. Şimdi babam şöyle, biz 10 kardeşiz. Baba şu anda sağ mı? Sağ. 90 yaş. 8 erkek. Evet. 2 kız. 2 kız. Tamam, 10 kardeşsiniz. Evet. Tamam. Şimdi şöyle, babam sağ iken işte yaklaşık 1,5 sene önce 4 kişiye malının çoğunu toplamış. Evet. 4 kişiye. Tamam. Geri kalan 6 kişiye malının yani değersiz olan yerde. Ondan sonra daha az. Sen hangisindesin? Hangi gruptansın? Azlardan mı? Ben hocam, şimdi şükür Allah'a etmek lazım. Her şeye Allah'a şükrederim. Devamlı takarım, yatarım, şükrederim Allah'a. Tamam, güzel. İhtiyacım yok. Ben de babam okumuş bir insan. Yani Kur'an'ı yutmuş bir insan. O belli oluyor zaten. Kur'an'ı yuttuğu için. Diyorum, devamlı söylüyorum, baba bak Allah ne diyor? Cuma günleri en sonunda hoca hutbe bitirdikten sonra Allah emreder adille. Evet. Nahil 90'da innallaha ye'muru bil adli vel ihsani ve itaizil kurba ve yenha. Evet. Hani aynen. Diyor, ne diyor bana? Diyor, benim malım hürüm. Ben istediğime veririm. Tamam. Yanlış yapıyorsun diyorum. Şimdi sana bir hikaye anlatayım. İsmini vermedin ama miras olduğu için vermedin, iyi yaptın. Aynen. Nasrettin Hoca'nın önüne arkadaşlarıyla otururken bir tepsi baklava gelmiş. Hoca da demiş ki, arkadaşlar bu baklavayı Allah'ın adaletine göre mi dağıtayım, benim adaletime göre mi dağıtayım? Benim taksimime göre mi dağıtayım? Hocam demişler, sana güven olmaz, sen Allah'ın taksimine göre dağıt. İyi o zaman demiş, tepsiyi almış önüne, sana demiş 3 dilim, sana 5 dilim, sana 10 dilim, sana 1 dilim, sana yok, tepsinin yarısı da benim demiş. Bu nasıl adalet demişler ya, böyle adalet mi olur? Allah da böyle veriyor, kimine az veriyor, kimine çok veriyor demiş. Allah'ın adaleti bu. Peki şimdi gelelim, bir insan yaşarken... Hocam şimdi şöyle iki bir durum. Yani şöyle 60 dilime yakın babam işte 4 kişiye verdi. Geri kalan 40-45 dilim. Verilen yer, kardeşlerime tapılan yer. Yani öyle şartlarda dönemi 100 binden yukarı gider. Bak baba geri baba kalan, baba yine... hayatta değil mi? Hayatta 90 yaşında. Kur'an'ı da iyi biliyor. Ooo, yutmuş Kur'an
devam ediyorum. Peki Kur'an'ı yutan bir babaya niye itiraz edersin sen? Ben itiraz etmemişim. Etmişsin. Hocam itiraz bak, etmemişim. Verir istediğine verir ama bak, ben de onun oğluyum. Diğer kardeşlerim de onun oğlusu. Bak şöyle. Hacı abi diyeyim. Hacı olursun inşallah. İnşallah. Şimdi ölmeden önceki mal miras değildir. Miras öldükten sonra kalan terekeye miras denir. Bir kişi ölmeden önce malını istediği gibi dağıtır. Kızlara iki verir, erkeklere bir verir. Kızlara bir verir, erkeklere bir verir. Eşit dağıtır. Bu evladıma 5 tanesini veriyorum, buna 1 tane veriyorum. Buna 10 tane veriyorum, buna hiç vermiyorum. Mirasını dağıtırken, miras denmez buna, malını dağıtırken bir insan bu tasarruf hakkına sahiptir. Çünkü o kazanmıştır. Mal onundur. Senin henüz onun hocam, üzerinde hakkın hocam, yoktur. Lütfen. Bir saniye hocam. Bir sözümü tamamlasaydım. Tamam. Bir şey daha, bir şey daha söyleyeceğim. Bir şey daha söyleyeceğim. Bu hayattayken böyle. Baba burada kasıtlı yanlış bir şey yaptıysa vebali günahını Allah hesabını Allah verecek. Öldükten sonra ise o zaman Kur'an'a bakılır. Erkeklere bir tane, kadınlara onun yarısı. Herkes orada eşit alır. Orada kitaba göre alır. Babanın ben öldükten sonra şuna verin, vermeyin, buna az verin, buna çok verin demesinin de artık bir manası yoktur. Ona da itibar edilmez. Kitaba göre böyledir aziz kardeşim. Dolayısıyla burada yanlış yaptıysa hesabı babanız Allah'a verecek. Ama yaptığı malında tasarruf açısından babanızın yaptığı yanlış değildir. Ben kazandım ya. Ben kendi malımı istediğim gibi dağıtamayacak mıyım? Bu benim malım. Benim malımı ben hayattayken buraya da hayra veririm. Buna da veririm. Buna hiç vermem. Bundan hep kötülük gördüm. Buna hiç vermem hayattayken. Ama öldükten sonra benden alırlar zaten onu. Doğrusu budur aziz kardeşim. Mirası biz yanlış anlıyoruz. Mirası... Hocam ben miras olarak söylemiyorum. Şöyle... Evet. Yani şimdi şöyle... büyük olan benim. Allah büyük. Yani en çok siz de bilirsiniz. Kişilikle uğraşan en büyük... Şöyle yapalım kardeşler. Mı? En çok bunlar ezilir. Şöyle yapalım mı? Sizinle sohbeti ben sevdim. Bir ara vermemizin hemen şeyi gelmiş. Bir ara vermemiz gerekiyor. Hemen iki de röportaj sokak sokucusu alıp reklama gideceğiz. Sizinle yine buluşacağız burada. Oldu mu? Hattan ayrılmayın. Merhaba evet. Hocam. Selamlar. Aleyküm. Ben eşim bir sene önce kaybettim. Eşimin ölmeden önce bir kısım borçları varmış. Ben onları sonradan öğrendim. Ödediğim süre içinde azabı var mıydı? Onu merak ediyorum. Bir peki. De dua... Merhaba hocam, benim sorum şuydu. Eşini aldatmış bir kadının eşinden mehrini istemesi caiz midir? Bunun tamam. Dindeki hükmü nedir? Tamam. Sorum daha olacaktı. Ramazan'da akciğerlerine sıkıntı olan bir insanın ilaç kullanıp sigara kullanmasının hükmü mekruhluktan haramlığa geçer mi? Sağ ol. Anladım. Peki... Kısa bir aradan sonra bu soruların cevaplarıyla karşınızda olacağız. İhtiyaç olmadan avlanmak caiz midir? Hayvanları kısırlaştırmak caiz midir? Oğlak ve kuzu kesmek günah mıdır? Evde hangi hayvanlar beslenir? Hayvanlara sahip çıkmanın mükafatı var mıdır? Sahipsiz hayvanların barınaklara toplanması günah mıdır? Hayvanların verdiği zarardan kim sorumludur? Ölü hayvan toprağa mı gömülür? Hayvanları dövüştürmek caiz midir? Bu soruların cevapları az sonra Profesör Doktor Mustafa Karataş'la Muhabbet Kapısı'nda. Merhaba hocam. Selamlar. Ben eşimi bir sene önce kaybettim. Eşimin ölmeden önce bir kısım borçları varmış. Ben onları sonradan öğrendim. Ödediğim süre içinde azabı var mıydı? Onu merak ediyorum. Bir de dua ederseniz eşimin adına sevinirim. Merhaba hocam, benim sorum şuydu. Eşini aldatmış bir kadının eşinden mehrini istemesi caiz midir? Bunun dindeki hükmü nedir? Bir sorum daha olacaktı. Ramazan'da
akciğerlerine sıkıntı olan bir insanın ilaç kullanıp sigara kullanmasının hükmü mekruhluktan haramlığa geçer. Sağ ol. Evet, şimdi ilk hanımefendinin sorusu, eşinin borcunu sonradan öğrenmiş. O arada kabir azabı vesaire sıkıntı çekmiş midir diyor. Tabii borçlar veliye düşer. Yani geride kim kaldıysa onun yakınları ödeyecekler. Ödemişsiniz. Allah affetsin. Gereği yapılmış artık. O arada oldu olmadı onu biz bilemeyiz ama doğrusunu yapmışsınız. Delikanlının sorusuna gelince onlardan biri neydi arkadaşlar, bir daha verin delikanlı sorusunu. Merhaba evet. Hocam, benim sorum bu mehir mehir meselesi. Eşini aldatmış bir kadının eşinden mehrini istemesi caiz midir? Mehir dinindeki hükmü nedir? Kes burada. Kes burada. Hocayı otomatik soru cevap makinesi zannediyor arkadaşlar herhalde. Eşini aldatmış bir kişiye kadına mehri verilmez. Ancak hediye verilmişse, daha önce yapılan hediyeler maldır, mülktür, onlar geri alınmaz. Yani mehir vermek zorunda değil. Vermemişse mehrini, o mehir vermek zorunda değildir. Biri bu. Bir de Ramazan'la ilgili devam edin sorusu vardı. İlaç kullandığı için oruç tutmayan bir insanın sigara kullanmasının hükmü nedir diyor. Şimdi ilaç kullandığı için oruç tutmuyor ama bir de orada haram işliyor. Sigara ya da tahrimen mekruh işliyor. Sigara içiyor. Bir defa gerçekten hazık, dindar, orucun önemine inanan bir doktorun ya da doktorların sözüne itibar edecek. Sonra da tutamadığında tutamamış olmanın ezikliğini hissedecek. Ve Ramazan'da da Ramazan'ın hürmetine riayet edecek bir insan. Ramazan gibi davranmıyor. İstediği gibi yiyor, içiyor, efendim geziyor, tozuyor. Oradan zaten günah alır. O yaptığı günah, Ramazan'da da günah, dışarıda başka zamanda günah. Ramazan'da da kat kat günah yazılır. Çünkü dikkat etmesi lazım. Aynı şekilde daha önce nasıl günahını kazanıyorsa o sigaranın günahı da aynı şekilde Ramazan'da da yazılır. Evet, Hatay'dan arkadaşımız bekliyordu, mirasla ilgiliydi. Hemen toparlayalım. Hatta mısınız? Selamünaleyküm. Evet evet hocam, evet. Seni diyorum. Allah razı olsun. Hakkınızı helal edin. Biraz beklettik. Helal olsun hocam. Şimdi ben büyüğüm dediniz, orada kaldınız. Kısaca hemen sorunuzu alalım. Şimdi hocam şöyle, diğer kardeşlerim, o hisseli alan kişiler kandırmış babamı, ben sana bakacağım, edeceğim, her şey ihtiyacını yapacağım. Toplamış alacağını almış, ondan sonra bu tapu almadan önce 15 yıl oldu. Yani köyün dışında Antalya'da çalışıyor, kendi çocukları evi de her şeyi de orada. Yani ben babama, diğer kardeşlerim babama bakmasak günaha girer miyiz? Nasıl yani? Günaha girersiniz. Para için mi bakacaksın babana? Arsa vermedi. Yok, para için değil de küsmemişim babama. Ol. Giderim gelirim. Olsun. Her zaman yani gölünü alırım. Ama başkalarına işte kardeşlerime olsun malı verince biraz bizde sıkıntıya geçti. O da senin imtihanı. Ondan sonra dedikodusunu yapılıyor. Ben de anlamıyorum hocam yani. O da senin imtihanın. Işte senin imtihanın. Sen babana şimdi bakarsan esas büyüklük şimdi yapmış olursun. Esas büyük öyle evet olursun. Bakacaksın, babandır. Malını ona fazla vermiş, sana az vermiş. Olsun. Parayla, arsayla, evle baba, anne satılmaz, değiştirilmez. Allah yardımcınız olsun. Hocam. Sana daha fazla gelir. Sen malın peşine düşme, mal senin peşine gelir. Korkma. Allah yardımcın olsun. Burada bir yanlış yok gördüğüm kadarıyla. Ama bir şimdi haksızlık olabilirse babanın hesabı Allah'a kalmıştır. Onu bilemem. Aynen aynen. Biz de günahlara girersin baba diyoruz. Günaha hesap vereceksin Allah'a. Yani o böyle inanıyor ve böyle olduğuna doğru olarak inanıyorsa hesabını Allah'a verecek. Ona biz bir şey diyemeyiz. Böyle evet, malda tasarruf hakkı var. Hocam şu da var yani biz küsmedik babamıza. Tamam. Ondan sonra işte bu iyi yapmışsınız. Aldı, Antalya'da hatta bekleyenler bakalım var. Müsaade ederseniz mesele anlaşıldı. Siz de herhalde cevabı aldınız. Bir bekleyenleri çok fazla bekletmeyelim. Size sağlık, afiyet,
bol mal diliyorum. Bereketli olsun. Malınızın bereketini göresiniz inşallah. Evet, diğer bir telefonumuz hazır. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Gününüz aydın olsun. Allah razı olsun. Selamet yüzünüz olsun hocam. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Öncelikle hocam, ben oğlum vefat etti. Şimdi onun borç oluşları var. Başınız ben sağ olsun. Ben onun parasını ödesem, hani borcunu şey yapsam olur mu? Olur. Birinci sorum bu. Olur, olur. Onun oruç borçlarını, Kur'an'da çünkü evet, orucun bir fidye olarak bedeli, fakirin bir günlük doyumu olarak fidye belirtilmiş. Onu biz borcunu, imkanımız varsa oğlumuz, kızımız olabilir, anamız, babamız olabilir, borçlarını ödeyebiliriz. Ya, güzel olur. Tabii ki bu seneden bir başlarsam ödemeye, bu senenin fiyatını vermek zorundayım. Tabii ki öyle olması gerekiyor. Kalkıp yani kaç sene öncekinin olmaz. Onun bizim içindeyim hocam. Bir de hocam... Ben bir şey çok biliyoruz aslında, çoğu sorunun cevaplarını biliyoruz hocam ama şimdi Araf'ta çok kıyamete kadar mı kalınacak hocam? Arafat'ta mı? Araf'ta oğlum, sen vefat ediyoruz ya. Araf'ta kalmak kıyamete kadar mı hocam? Niye Araf'ta kalsın ki? Çocuğun şu anda... Bilmiyorum ki. Allah kabrini... Yani öldüğü zaman hani kabrini, yani kabrini cennet bahçesi eylesin. O şu anda uyku halinde. Ne zaman uyanacak? Mahşer günü uyanacağız. Hep beraber uyanacağız. Sen de uyanacaksın. İnşallah. Oğlun da uyanacak. İnşallah. Yani herkes oraya gidecek. İnna lillah İnşallah. Ve inna ileyhi raciun. Dolayısıyla İnşallah. Onun arkasından yaptığınız hayır hasenat da inşallah Rabbim onun makamını yüce eylesin, derecesini artırsın. İnşallah hocam. Yalnız oğlum değil, yeğenimi de kaybettim. Allah bütün gençleri hocam, insanın eşi ölüyor, karısı kocası ölüyor, dur diyorlar. Anası babası ölüyor, yetim diyor ama evlat kaybedenler hiç cevabı yok hocam. Allah düşmanı bile evlattan sınamasın Rabbim. Amin. Doğru çok söylüyorsun. Çok teşekkür ederim hocam. Sabırlar diliyoruz. Sabırlar Allah diliyoruz. Selamet üzerinde olsun. Amin. Allah'a amin emanet kardeşim. Hocam. Saygı Allah razı olsun. Evet. Bu son günlerde çok gündemde olan küçük yaşta nikahlandığı söylenen bir kız çocuğunun şikayeti biliyorsunuz savcılık tarafından kabul edildi. Olay doğrudur, değildir. O tarafına biz karar veremeyiz. Deliller elimizde yok çünkü. Hukuk karar verecek. Ancak konuyla ilgili İslam'da evlilik yaşı, nikah yaşı, anne babanın buradaki hakkı, hukuku, yaptırımı, zorlaması, çocuğun hakkı, burada varsa günah kimin ya da böyle bir şey olmadıysa bu iftirayı atanların, aileyi yıpratanların, camiayı yıpratanların günahı nedir? Bütün bunları inşallah yarın akşam Ülke TV'de saat 9'dan itibaren akşam güncel konularda Mustafa Yıldız'la beraber konuşacağız. Orada çünkü geniş vaktimiz olduğu için burada şimdi hepsini anlatamayacağım. Konuya girmiyorum ama konunun üzerindeyiz. Sadece şunu söyleyeyim. Resmi nikah kıymadan herhangi bir evlilik, herhangi bir dini nikah, yıllarca ısrarla söylüyoruz, kıyılmasın, kıyılmasın. Resmi nikah kıymadan, dini nikah kıyılmaz. Resmi nikah kıymadan kadınlar mağdur olur. Hiçbir ana baba da kızını, özellikle kadınlar için söylüyorum, kızlarını resmi nikah kıyılmadan evlendirmesinler. Ne Mahmud Efendi, ne Mehmet Zahid Kotku Hoca Efendi, onlar resmi nikah olmadan nikah kıymamışlardır. Niye? Biliyorlar çünkü mağduriyetler oluşur. Kadınlara zulmedilir, kadınların hakkı kaybolur. O da Osmanlı'dan beri erkeklerde 18, kadınlarda 17 olarak kabul edilmiş nikah yaşı. Kur'an'da nikah yaşı var mı? Onu da konuşacağız. Bütün bunları yarın inşallah akşam güncel konularda konuşacağız. Şimdi ihtiyacı olmadan hayvan avlamak caiz midir? Ördek avına çıkalım, gel mesela. İşte balık avına çıkalım. Ne bileyim, kuş avına çıkalım. Geyik avına çıkalım. Domuz avına çıkalım. İşte
efendim keklik avına çıkalım. Değil mi? Avcılık bir şey. Ne denir? Hobi. Hobi. Bunun Allah-u Teala'nın yememiz içmemiz için bin bir türlü bize nimet verdiğini biliyoruz. Bu helal mi? Avlanmak helaldir. Ama şartları var. Şartlarına uyarsanız avlanmak helal olur. Şartlarına uymazsanız avlanmak helal olmaz. O nedir mesela? Kuluçka dönemi, yumurtlama dönemi, büyüme dönemi. Küçücük daha onu avlayamazsın. Hatta dinimizde küçücük kuzuları bile kesme diyor. Bak ne diyor? Kurban, neden kurban yapabiliyoruz? Bir yaşına gelmiş olacak koyun. 2 yaşına gelmiş olacak sığır. 6 aylık buzağı kes demiyor sana. 3 aylık koyunu, kuzuyu kes demiyor sana. Bir sınır getirmiş. Avlanmaya sınır getirmiş. Harem, harem ne demek harem ya? Harem ne demek biliyor musun? Harem bölgesindeyiz hocam. Ne demek? Avlanamazsın. Burası sit alanı demektir, sit alanı. Yaprağını koparamazsın. Ağacını kesemezsin. Burada av hayvanı avlayamazsın. 1400 sene önce sit alanı, Mekke'nin etrafını Allah-u Teala sit alanı ilan etmiş. Harem. Medine'de de peygamberimiz Mekke'nin haremi olduğu gibi Cebrail bana Medine'nin de haremini, yani sit alanını bana haber verdi diyor. Daha Avrupa sit alanını bilmezken biz avlanmanın yasak olduğu, otların, ağaçların kesilmesinin yasak olduğu bölgeleri biliyorduk. İslam'da bu var. Ama biz bunu geliştirmiyoruz. Bizde var demesini biliyoruz. Ama niye var? Üzerinde durmuyor. Bizde hayvan hakları var. Yok. Yok bizde hayvan hakları. Niye yok? Uygulamıyoruz. Kitabımızda var. Hadislerde var. Geleneğimizde var. Göreneğimizde var. Ama bugün uygulayamıyoruz. 10.000 asker Resulullah Efendimiz Mekke'nin fethine gidiyor ya, savaşa gidiyor. Hayvan mı onun derdi dersin. O anda hayvan akla gelir mi ya? 10.000 asker gidiyor. Yolda yavrulamış yavrularıyla, enikleriyle köpek görüyor Peygamber Efendimiz. Bir köpek görüyor. Develer geliyor, atlar geliyor. Korkuyor Peygamberimiz. Diyor ki bu köpeğin başına nöbetçi dikelim. Ordu buradan geçinceye kadar beklesin, köpek ve yavruları ezilmesin. Köpeğin başına 10.000 asker geçinceye kadar nöbetçi dikiliyor. Nöbetçi dikiliyor. İsa Aleyhisselam için anlatıyorlar. Havariler burnunu tutuyor, kokuyor köpek ölüsü diye. Zavallının ne güzel bembeyaz dişleri varmış diyor. Bir ölümüş köpeğin güzel dişlerini görebilecek kadar medeni olmak, hak sahibi olmak, vicdan sahibi olmak, Müslümanca yaşayış budur. Müslüman merhametli olacak, şefkatli olacak hayvanlara karşı. Avlanırken de onun bir kuralı var. Rastgele avlanamaz. Hayvanları kısırlaştırmak bile onlar için bir ihlaldir. Hayvanlar normal olarak kendi ortamında yaşamalıdır. Hayvanlar normal olarak kendi ortamında yaşamalıdır. Hayvanat bahçeleri de hayvan haklarına aykırıdır. Bir arslanı tutuyorsun, bir kafese hapsediyorsun ömür boyu. Bundan büyük bir mahkumiyet olabilir mi? Ama biz gezerken hoşumuza gidiyor. Arslan gördük falan, çocuklar görsün. Ama onu ne yapacaksın? Dünya bunu bazı yerlerde çözmüş. Evet, hayvanat bahçesi nasıl olabilir? Safari dedikleri bir araba veriyorlar altına. Onların bölgesinde duvarlar, çitler çekilmiştir. Kenarlarından geçersin. Tabii halde yaşarlar. Koskoca orman, uçsuz bucaksız orada yaşasın. Orada görebilirsin. Ama 100 metrekare bir yere, 10 metrekare bir yere hapsedersen bu da hayvan haklarına aykırıdır. Horoz dövüşleri, boğa güreşleri bunlar hayvan haklarına aykırıdır.
Ha, deve güreşlerinde bir şey var mı? Birbirini öldürme veya ısırma, zarar, kan akıtma vesaire var mı? Onu tam bilmiyorum. Onu da gördükten sonra ancak söyleyebilirim. O, ama horozlar paramparça oluyorlar. Biz çocukken izlerdik. Boğa güreşleri, o matadorları, onları da parçalıyor. İnsanı da öldürüyor ve kan gördüğü zaman azıyor. İnsanlar bundan zevk ve neşe duyuyorlar. Dünyanın ayıbıdır İspanya'da bu boğa güreşlerinin yapılması. Onları hançerliyorlar değil mi? Oklar saplıyorlar vesaire. Kanlar akıyor maalesef. Oğlak ve kuzu üzerine durdum. Küçükken kesmemek lazım. Bir zat demişti ki Afganlıların başı beladan kurtulmaz. Çünkü onlar daha doğar doğmaz ufacık kuzuları keserler. Ve onlardan musibet eksik olmaz. Bak Afganlı kardeşlerimize sesleniyorum. Kuzu yemeye hevesli olabilirsiniz ama bela gelir kardeşim. Evde hangi hayvanlar beslenir? Evde akvaryum hayvanıysa, kafes hayvanıysa, kuşlar, efendim, balıklar benzeri, yani o evcil hayvanlardan kafese alışkın olan, dışarıda yaşayamayan, dışarı koysan yaşayamayacak. Sadece orası için. Kedi beslenir. Köpeği mümkün mertebe evimize koymayız. Bir zaruret yoksa evimize koymaz. Bahçeye koyabiliriz. Av köpeği olabilir. Bekçi köpeği olabilir. Ne bileyim, araştırma için işte polisle beraber polis köpeği olabilir. Oralarda istihdam edebiliriz. Ama evin içerisinde, çünkü yaladığı, dokunduğu yerler bazı mezheplere göre çok necis olur. Namaza da zarar verir, abdeste de zarar. Buna dikkat etmek lazım. Sahipsiz hayvanların barınaklara toplanması günah mıdır? Osmanlı adalara götürmüş mesela. Bu bir dönem, 4. Murat zamanında falan çoğalmış köpekler İstanbul'da. Ve o zaman çok insanda zarar görmüş. Isırmalar başlamış. İşte halka zarar veriyor, çocuklara zarar veriyor. Bir de vakıflar kurmuşlar köpekleri beslemek için. Çoğaldıkça çoğalıyorlar. Ama enteresan bir şey var. Köpek ne kadar çoğalırsa çoğalsın. Köpek bir yavrulamaya kaç tane enik veriyor? Yavru veriyor? 5, 6, 7 değil mi? Koyun bir yavrulamaya? En fazla 2-3 hocam. Koyun bir yavrulamaya? Bir yavru veriyor. Evet. Koyunlar mı çok dünyada, köpekler mi çok? Koyunlar çok. Koyunlar bir yavru verir. Köpek 10 yavru verir. Ama yüzyıllardır koyunların sayısı köpeklerden 10 kat daha fazladır. En az 100 kat daha fazladır. Niye? Bu da bereketin olduğunun delilidir. Koyunda bereket vardır. Koyunda bereket vardır. Dolayısıyla hayvancılığı teşvik etmemiz de lazım. Yani kuzu besleyin, koyun besleyin, sığır besleyin. Devlet de teşvik ediyor. Ama güzel olsun. Onların Hazreti Ayşe annemize diyor ki Peygamber Efendimiz, söyle koyunları sağan kadınlara, bak bak şuraya bak, şu inceliğe bakın arkadaşlar. Koyunlarını sağan kadınlara söyleyin, tırnaklarını kessinler, koyunların memelerini çizmesinler. Ya sağarken bile memesini çizersen, acıtırsan günaha girersin. Fazla yük yüklemek de günahtır. Bir deve gördü, Peygamber Efendimiz görünce deve inlemeye başladı. İşte burada bak arkadaşlar da yazdı, Abdullah bin Cafer'in. Bir gün Allah elçisi beni yanına aldı. Ensardan adamın bahçesine gittik. Orada bir deveyle karşılaştık. Deve Allah'ın elçisini görünce inledi ve gözlerinden yaşlar boşandı. Hazreti Peygamber Efendimiz yanına gidip onun kulak dibini okşadı ve deve sustu. Sonra dedi ki, bu deve kimin? Oradan biri geldi, dedi ki ya Resulallah, bu deve benim. Genç geldi, Ensardan geldi. Allah Resulü dedi ki, Allah sana bu deveye sahip olma hakkını vermiş. Allah'tan korkmuyor musun? Bak bu deve senden şikayetçi. Onu aç bıraktığını, çok fazla yük yüklediğini, ona eziyet ettiğini şikayet ediyor. Ve bunun hakkını senden alacak. Ahirette hakkını senden alacak. Kediyi hapsetti bir kadın. Kızdı, kediyi hapsetti.
yem vermedi, mama vermedi, kediye yemek vermedi. Kedi öldü. Allah Resulü buyurdu ki o kediye işkence, eziyeti sebebiyle o kadın cehennemlik oldu. Bu kadar ciddi mi bu iş? Bu kadar ciddi aziz kardeşim. Hayvan hakları sıradan bir olay değil. Ölü hayvan toprağa mı gömülür? Ha, burada da işin ucunu kaçırıyoruz. Hocam kedim öldü, hatim okuyayım mı? Hocam kedim öldü, mezar kazayım mı? Hocam kedim öldü, nasıl gömeyim? Sen sınırları aştın. Her şeyin hakkını ölçüsünce, kararınca vereceksin. Bırak kediyi, daha doğmadan ana karnında düşük olan yavrucağızı bile biz cenin diyoruz. Ona bile ezan okunmuyor, onun adı konulmuyor, ona efendim cenaze namazı kılınmıyor. Sen kediye cenaze namazı kılmaya kalkıyorsun. Bu da bir uçtan, yani bir saplantıdan, hayvanlara haksızlık saplantısından, günahından başka bir günaha düşüyorsun. Hayvanı tabulaştırıyorsun, kutsallaştırıyorsun. Hayvana tapar derecesinde işin ucunu kaçırıyorsun. Hindular ineğe taptığı gibi sen hayvanına tapınmaya başlıyorsun. Tapınma duygun yok hocam. Doğru. Ben de biliyorum öyle bir duygun yok ama işi karıştırma. İnsan başka, hayvan başka. Hayvanı insanın üzerine çıkarırsan o zaman hayvan haklarını değil, insan haklarını da ihlal etmiş olursun. Hayvana da zarar vermiş olursun. Her şeyin bir ölçüsü var. Isırılan bir çocuğun hakkını korumak da bizim vazifemiz. Köpek ısırdı. Köpeği koruyalım, çocuğa ne olursa olsun diyorsan sen hayvan hakkını savunmuyorsun. Senin derdin başka. Hayvan hakkını savunuyor görünülerek insanlardan intikam alıyorsun. Şu sözü çok duyuyorum. İnsanlar hep zararlı, hayvanlar zararsız hocam. Yok kardeşim. Senin insan sevgine ihtiyacın var. İnsan sevgisi olmayan bir insanda hayvan sevgisi olmaz. İnanarak söylüyorum. Kalbinde insana karşı şefkat, merhamet yoksa hayvana karşı olamaz. Sen çünkü ölçüyü kaçırmışsın. Bütün insanlar günahkar, suçlu, hepsi kötü. Bütün hayvanlar iyi, sen iyisin, öyle mi? O zaman sen de insansın, sen de yanlış düşünüyorsun. Sıkıntı var. Bu düşünceyi de tasvip etmiyoruz. Hayvanların dövüştürülmesinde konuştuk. Efendim hatim duamız var. Son 5 dakikamız hatim duasıyla 41 Yasin. 41 Yasin ve bir hatim Şazimet teyzem Gürün'den, eşi Bahattin Toprak için okumuş. Biz de bugün de iş adamlarından benim çok sevdiğim yıllardır dostum Abidin Gün beyefendinin annesi vefat etmiş, Emine Gün. Şile'de bir köyünde Şile'nin cenaze namazı kılınacak, öğle namazına mütakip. Onun da ruhu için inşallah hatim duamızı yapalım. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin vel akıbetu lil muttakin ve salatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allahümme Rabbena ya Rabbena tekabbel minna inneke entes semi'ul alim. Ve tüb aleyna ya Mevlana inneke entet tevvabur rahim. Vehdina ve veffikna ilal hakkı ve ila tarikim müstakim. Bi bereketi hatmil Kur'anil azim ve bi hurmeti men erseltehu rahmeten lil alemin. Vaf'u anna ya Kerim, vaf'u anna ya Rahim, vaf'ir lena zunubena bi fadlike ve cudike ve keramike ya ekremel ekramin ve ya erhamer rahimin. Allahümme zeyyinna bi zinetil Kur'anil azim ve ekrimna bi kerametil Kur'anil azim ve şerrifna bi şerafetil Kur'anil azim ve elbisna bi hılatil Kur'anil azim ve afina min külli belâid dünya ve azâbil âhireti bi hurmetil Kur'anil azim. Allahümme cealil Kur'ane lena fid dünya karina ve fil kabri munisa ve fil kıyameti şefia ve minen nâri sitren ve hicaba ve ilel hayrati kulliha delilen ve imama bi fadlike ve cudike ve keramike ya ekremel ekramin ve ya erhamer rahimin. Ya Rabbel alemin. Okunmuş olan 41 adet Yasin-i Şerifi, bir adet Hatmi-i Şerifi,
evvelen bizzat, hulasa-i kainat, eftelut tahiyyat, Seyyidina Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek ruhu şeriflerine hediye eyledik. Vasıl eyle ya Rabbi, bil cümle Enbiya-i Zam Hazreti'nin ervahıyla birlikte evlat, ezvaç, ashabının ruhlarına, ehli beytin ruhlarına hediye eyledik. Vasıl eyle ya Rabbi, sahabe-i güzin, tabi'in, tebe-i tabi'in, ulema, fukaha, şüheda, muhaddisin, müfessirin, ehli imanın ruhlarına hediye eyledik. Vasıl eyle ya Rabbi, hasreten hatmi şerifin okunmasına vesile olan, bir müddet önce rahmeti rahmana tevdi olunan Bahattin Toprak beyefendinin ruhuna hediye eyledik. Vasıl eyle ya Rabbi, abidin gün abimizin annesi Emine günün ruhuna hediye eyledik. Vasıl eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, cümlesinin kabirlerini pür nur eyle, makamlarını âli eyle, derecelerini yüksek eyle. Bizler de onların haliyle hallendiğimiz zaman az ağrı, asan ölüm, kamil bir iman ve son nefeslerde buyurun, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh diyerek huzuruna gelmeyi nasip eyle Allah'ım. Allahümme şmerdana varham mevtana ve stecib duaena. Ya Rabbi, mahşer günü yüzümüzü aydınlık eyle, günahlarımızı affeyle, kusurlarımızı bağışla, dünya ve ahiretimizi güzel eyle, dünyada da iyilik ver bize, ahirette de iyilik ver bize, unutursak, yanılırsak bizi yargılama Allah'ım. Çocuklarımızı, evladımızı din-i mübine hadim eyle, şeytanın ivasından, tuzaklarından muhafaza eyle, hastalara şifa, dertlilere deva, darda zorda olanlara kolaylık ihsan eyle Allah'ım. Duamızı, yaptığımız ibadetlerimizi kabul eyle Allah'ım. Lillahi Teala'l Fatiha. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.